Rifat Serdaroğlu 3 Mart 2024 rifatserdaroğlu.net Savallı Muhalefet Anayasayı tanımayan, anayasa mahkemesi kararlarını takmayan, demokrasiye ve ülke gerçeklerine yabancı, İslam'ı çarpıtan, siyasi ahlak bakımından sıfır seviyesinde, kendisine emanet edilen devlet gücünü vatandaşına karşı sopa olarak kullanmaktan çekinmeyen bir iktidarla mücadele etmenin zorluğunu iyi bilenlerdeniz. İhvancı bademlerin her faaliyetini 1976 yılından bu yana izlediğimiz ve yapabileceklerini tahmin ettiğimiz için canavarın büyüyerek zarar vermesini engellemek amacıyla muhalefet partilerini ta 2007 yılından beri her gün yazarak uyarmaya çalıştık. Sadece yazı ve sözde değil belgelerle yaklaşmakta olan tehlikeyi gösterdik ve tedbir alınmasını istedik. 2002'den sonra yapılan tüm seçimlerde ve ülkemizin rotasının Orta Doğu'ya çevrilmesinde en önemli rolü oynayan referandumlarda muhalefetin uyuması nedeniyle hile yaparak seçim kazandılar ve sonuç aldılar. Muhalefetin uyuması nedeniyle hile yaparak seçim kazandılar ve sonuç aldılar. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi öncesi muhalefeti uyardık. CHP genel başkanına ve iki genel başkan yardımcısına özellikle doğu ve güneydoğu Anadolu'da 17 il ve 89 ilçede kayyım kaymakamlar ve güvenlik güçleri tarafından oy çalınacağını ve alınması gereken tedbirleri anlattık. Anlatmasını anlattık ama anlayan nerede? Sanki duvara konuşmuşuz. Sonuçta iki seçimde kaybedildi. 20 gün önce 6 Şubat 2023 deprem felaketi sonrası 11 ilimizde kaybettiğimiz can sayısı 53.537 olarak açıklandı. YSK verileriyle bu rakamın yanlış olduğunu, 90.200 seçmenin kayıp olduğunu, buna 18 yaş altı nüfusu eklediğinizde kayıp insan sayımızın 120.200'e çıktığını kanıtladık. Ne iktidardan ne YSK'dan hiçbir itiraz gelmedi. Nasıl etsinler ki? Etseler rezil olacaklar sözde görmezden geldiler. Çalışmamız tüm televizyonlarda anlatıldı fakat ilginçtir. Muhalefet partilerinden arkadaş sen ne diyorsun çalışmanı anlatır mısın diyen bir kişi çıkmadı. Yetiştirebilirsek önümüzdeki hafta yeniden seçmen yapılan Ölüler adlı çalışmamızı kamuoyuna sunacağız. İnşallah muhalefet uyanır. Dünkü gazetelerde Şırnak Valisi ve İl Jandarma Komutanı Tüm Generalin AKP Belediye Başkan adayı için esnaf ziyareti yaparak oy istediklerini gördük. Vali ve tüm general jandarma komutanı bu rezaleti utanmadan yapıyorsa köylerde ve beldelerde neler yapılmaz varın siz düşünün. Aziz Türk milleti, 22 sene sonunda AKP'nin ne mal olduğu hala anlaşılmamışsa, hala ona oy vermeyi düşünen layık cumhuriyet, hukuk devleti, Atatürk sevgisine sahip kişiler kaldıysa işimiz Allah'a kaldı demektir. 31 Mart 2024 belediye seçimlerini doğru okumak gerekir. Bu seçimde dana dediğimiz belediyeyi değil, ana dediğimiz vatanımızı düşünerek oy kullanmalıyız. Ana elimizden giderse belediye kazanılsa ne olur ki? Seçilen belediye başkanının görevden alınması için bir adet KYK yeter de artar bile. AKP denen küresel çete elemanı partiye oy vermek demek, Hüdapar denen Hizbullahçı katillere oy vermek demektir. MHP denen saray bekçilerine ve mafya babalarına oy vermek demektir. Bu ülkede Sinan Ateş adlı akademisyenin öldürülmesinin üzerinden 14 ay geçti. Hala davanın iddianamesi yazılamadı. Neden? MHP istemediği için. Lütfen oylarınızı AKP, MHP, Hizbullah ittifakının karşısındaki en güçlü adaylara verin. Verin ki bu sepetler Türk milletinin gücünü görsünler. Gerisini bizler yani doğru partililer çözeriz. Hainlerden hesap sorar ve Türk milletinin hakkını çalanların yargılanmasını sağlarız. Rifat Serdaroğlu